Başkanım ve sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz. Doğrudur, doğrudur. Sesli mi orada bu? Sessiz. Şimdi gel abi. Buyur. Önce izleyelim herhalde, ondan sonra. Evet. Mesela 5 dakika sayın başkanım. Gölbaşı başkanım. Arpfin Hofa Başkanım, bakım evi diye. 200 taneden birisi. Ses kısık zannederim. Daha da söyleyeyim mi? Başkanım, Bafra Belediye Barınağı'nda Orman Su İşleri Müdürlüğü'nün müfettişlerinin ve bizim içeri alınmadığımız zaman. Başkan almıyorum dedi ve gitti. Biz alınmazken arka tarafta ölü köpekleri gömdüler. Biz evet. Sabaha kadar orada beklerken. Ankara. Bir balonda bir bölmede yüze yakın hayvan. Bakın hayvanlar birbirini yiyor. Gerek yok. Başkanım, arkadaşlar geçirdiler. Şu an belediye tüp arabası geldi. Belediye personelleri, emniyetçiler seyrediyor. Ben bekliyorum şu anda. Ben bekliyorum. Küçe Belediyesi. Başkanım, çöp arabasına. Çamur içerisindeyiz.
Tarihe bak. Sağlam dedikleri kulübeler. Sağlam dedikleri kulübeler. Gölbaşı başkanım. Birazcık buradaki olumsuzluğa, buradaki vicdansızlığa, buradaki insanlığa ve İslam'a sığmayan davranışa müdahale etmenizi talep ediyoruz. Şuna bakın. Bunu hangi insan, hangi Müslüman kabul eder? Bizim daha çıkamadığımız yerler var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ben sizlere. Yurdumuzda yaşanan on binlerce belediye vahşetlerine örnek olmak üzere aşağıda açıklayacağım bizzat şahit olduğumuz birkaçını sizlerle paylaşacağım. 2016 yılında Erbaa Belediyesi'ne gittiğimizde, barınak ziyaretine gittiğimizde 116 tane hayvanın belediye bakım evinde ileri derecede uyuzluktan artık dediğim kaşınabilecek mecali dahi, videonun en başındaki hayvan uydu, kaşınacak mecali dahi olmayan hayvanları görünce biz orada kaldık. Programımızı iptal ettik. O hayvanların veteriner hekimi çağırdık. Veteriner hekim şunu söylüyor: ben tedavi ediyorum diyor. Sözümüz şu oldu: Allah'ın birliğine inandığımız kadar sizin o tel örgünün diğer tarafına geçmediğine inanıyoruz. Çünkü 116 tane hayvan kırılıyor. Kendini kaşıyabilecek mecali yok hayvancağızların. Ve siz veteriner hekim olarak tedavi ediyorum diyorsunuz. Hiçbir şey demedik. Bu noktada orman suyumuzu çağırdık. Sağ olsun Nurettin Bey, o zamanki genel müdürümüz Nurettin Bey'di. Devreye girmesiyle orman suyumuz müdahil oldu. Fakat belediyeye bir türlü ilçelere dağıtıp, Tokat ilçelerine dağıtıp hayvanların tedavisini gerçekleştiremedik. Bu noktada çaresiz kaldığımız için İçişleri Bakanlığı'na ulaştık. Vali Bey'in talimatı ile 116 tane hayvanı Ankara belediyelerimize dağıttık. Ankara'da hayvanlar tedavi edildi. Bir tane kayıtla tedavi edildi ve Erbaa Belediyesi'ne tekrar gönderildi. Alındıkları yere bırakıldılar. Bu noktada Erbaa Belediyesi hiçbir ceza almadı. Erbaa Belediyesi veteriner hekimi şu an hala görevinde ve hiçbir ceza almadı. Kaman Belediyesi 46 köpeği alıyor. Barınağını ziyaret ettiğimizde bakıyoruz hayvanlar çok kötü durumda. Veteriner hekime soruyoruz: arkadaş, bunların tedavisini yapıyor musunuz? Elinden geldiği kadar. Peki kısırlaştırma yapıyor musunuz? Biz kısırlaştırma yapmıyoruz. Peki bu köpekleri niçin topluyorsunuz? Şikayet geliyor. Başkan bize emrediyor, biz de alıyoruz. Hayvanların durumu o kadar kötü ki Kırşehir orman suyumuzu çağırmamızda hayvanları Kırşehir barınağına aldırdık. Hayvanların bir kısmını kaybettik. O kadar kötü derecedeydi. Ne Kaman Belediyesi ceza aldı, ne veteriner hekim, ne de çalışanlar. Belki ironi olacak. İlahi adalet tecelli etti diyelim. Geçenlerde bir buçuk ay önce basında da çıktı. Kaman Belediyesi toplama yapan personel köpeğe atacağı uyuşturucu iğneyi kendisine attı. Hastanede haberlerde de çıktı. Bu noktada da bizler çok muzdaribiz. Sayın hocama hak veriyorum. Devletimiz bir dünya zaman harcıyor, külfete giriyor. Veteriner hekim yetiştiriyor. Hekim yetiştiriyor. Ve diyor ki, kanunla da bunu bağlamış, bu uyuşturucu iğneyi diyor, veteriner hekim ya da veteriner hekim kontrolünde kullanılır diyor. Çalışan personel kullanmaz diyor. Çalışan personel kendini vuruyor. Kaldı ki diğer hayvanın nasıl vurması. Bu videodaki ölen hayvanların çoğu
yanlış atımlardan. Ordu. Yine ziyaretlerimizde, Ordu çöplüğüne gittiğimizde Sayın Başkan ve Vekillerim 500'den fazla hayvanın Ordu çöplüğünde aç, susuz, hemen hemen hepsi hasta diyebilirim. Tutanakla sabittir ve tamamen oradaki asitli sulardan içerek yaşamlarını idame ettiriyorlar. Sayın Ordu Valimiz, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Olaya müdahil oldu. Ama şu geçici, şu anda hiçbir şey yok. Yine hayvanlar orada devam ediyor. Belediyeler de atmaya devam. Ceza da almadı Ordu Belediyemiz. Samsun Bafra. Gördüğümüz gibi bir şikayet üzerine gittik. Bafra barınağına. Çok kötü koşullarda diyen. O gün orada biz içeri alınmadık. Alınmadığımız zaman Samsun müdürümüzle görüştük. Doğa Koruma ve Milli Parklar. Daha sonra bölge müdürümüzle, daire başkanımızla ve genel müdürümüzle. Ne kadar içeri girmek için mücadele verirsek verelim, alınmadık. Belediye içeri almadı. Konuyu Cumhuriyet Savcımıza intikal ettik. Cumhuriyet Savcımızın sözü şu oldu. Adli vaka olmadığı için idari işlemde özerk yer, biz oraya giriş kararı veremeyiz. Bekledik. O gece sabaha kadar orada bekledik. Orman Su da bekledi. Biz de bekledik. Sabah hava aydınlanmaya başladığında arka tarafta hareketlilik gördük. Geçtik arka tarafa, baktık. Hava iyice aydınlanınca hayvanları, gömülen hayvanların kanı burada montlu bir şekilde görmüştünüz. Gömülen hayvanların kanı topraktan çıkıyor. Ne Bafra Belediyesi ceza aldı, ne o hayvanları öldürüp oraya gömenler ceza aldı. Merzifon Belediyesi veteriner hekim olmadan oklu uyuşturucu iğne ile toplama yaptı. Şehir içerisinde 8 tane hayvan öldü. Tutanakla sabittir. Hiçbir ceza alınmadı. Çünkü ceza yok. Giresun Cüce, biraz önce hanım kızın isyan ettiği hayvan zehirlendi, öldürüldü. Çöp arabasına konuldu. Hiçbir ceza yok. Artvin Hopa Belediyesi, bizzat gözümüzle gördük Sayın Başkanım. Anne yavru yiyor, diğer yavrular emzirecek. Orman Su Müdürümüz Yunus Bey sağ olsun geldi, tutanaklarını tuttu ama maalesef hiçbir ceza yok. Ne belediyeye ne çalışanlarına. Nevşehir Belediyesi konteynerde gördük belediye önünde. Hayvanlar ölüyor ve konteynere atılıyor. Hiçbir şeyden yazamıyorsak 34. maddemizden ölü hayvanların gömülmesinden yazalım. Bunu dahi yapamadık. Bu noktada bile aciz kaldık Orman Su olarak. İskilip Belediyesi. Biz ilçelere gittiğimizde, illere gittiğimizde önce çöplüklerine gidiyoruz Sayın Başkanım ve Vekillerim. Çünkü çöplüğünü görmediğimiz hiçbir belediyenin hayvanlara nasıl muamele ettiğini göremeyiz. Oysa ki Avrupa Birliği'ne girmemiz noktasında vahşi depolama dahi çöplerde olmaması gerekirken o kadar kötü illerde ve ilçelerde o kadar kötü durumdayız ki çöplük konusunda. İskilip çöplüğüne gittiğimizde gördüklerimizle şok olduk. 5 tane hayvan vurulmuş. Hayvan ölüleri sıcak. Aman Allah'ım. Hemen Orman Suyu haberdar ettik. Geldiler. Tutanaklarını tuttular. Çöplüğün diğer yerlerinde de baktık. Yine aynı sayıda hayvanlar var. Fakat hiçbir ceza yok. Maalesef. Dün akşam Derinkuyu, Nevşehir Derinkuyu'da zabıta memuru iftara 5 dakika kala hayvanı vuruyor. Derinkuyu'da hayvan temizliği yapıyor kendi deyimiyle. Belediye başkanı da bizzat müdahil olduğu halde Orman Suyumuz yine tutanağını tuttu. Bu şekilde ceza alabileceğini zannetmiyorum. Yine bundan da bir netice alınmayacak. Bakın resmen hayır mübarek günü iftara 5 dakika kala. Anlam veremiyoruz tabii bu noktada. Ankara Büyükşehir Belediyemiz. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Muhakkak teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Kışın videomuzda da gördüğümüz gibi kar, yağmur, çamur içinde hiçbir korunak yok. Güneşlik, gölgelik, yağmurdan, çamurdan koruyacak. Ve çoğu engelli hayvan oraya gidenlerin.
Normalde 4500 hayvan olan bir barınak, gölbaşı barınağı. Dağ başına 2000 hayvanı ölüme terk ettiler. Daha sonra devlet yetkililerimizin deyip müdahalesiyle hayvanlar tekrar alındı. Tekrar alınırken bu taşıma esnasında 4500 olan totalde hayvanın taşıma esnasında kaç tanesi öldü? Kayıtlarda yok. 2000 hayvandan. Oraya taşındı. Orada kaç tanesi öldü? Kayıtlarda yok. Oradan tekrar baskı ile gölbaşı barınağına alınan hayvanlar alınma sırasında kaç tane öldü? Kayıtlarda yok. Şu an gölbaşı barınağında 2500 hayvan var. 2000 tane hayvanın akıbeti meçhul. Ve gölbaşı barınağı çalışanlarına ne de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hiçbir cezai muayede uygulanmadı. Veteriner hekimlerde. Trabzon Büyükşehir Belediyesi dağ başına büyük bir beton barınak yaptı. Biz giderken kendi aracımızla, otomobille, hususi araçla gidemedik. Gidemediğimiz için takviye araç istedik, takviye araçla gittik. Oraya gönüllünün gitmesi mümkün değil ve Trabzon'un diğer ilçelerinden de geçen hafta Vakfıkebir Trabzon Belediyesi'ne hayvan gönderdim dedi kısırlaştırmaya. Belediye yetkilileriyle görüşüyoruz, hayvan gelmemiş. İlçelerde en büyük sıkıntımız bu. İlçeler, büyük şehire böyle devasa barınaklara bir tane de veteriner hekim var. O cüssesine göre. Büyük şehirlerde yapılan devasa barınaklara ilçeler hayvanları gönderiyoruz diyorlar. Belediyelere soruyorsun, yok. Buradan şikayet üzerine toplanan hayvanlar en uygun yerde araçlardan dökülüyor. Nasıl mı? Ankara Büyük Yeni Mahalle Belediyemiz aşağı yukarı 6 ay önce orman suyumuzun 9. bölge orman suyumuzun tutanaklarıyla sabittir. Kazan, Kahraman Kazan'ın dağlarına 16 tane hayvanı barınak aracı ile atmıştır. Önüme terk etmiştir. Ama hiçbir cezai muayede uygulanamadı. Hülasa 6. maddeye dokunduğumuz takdirde hayvanları bizlere adını güzelleştirip yaşam alanı dedikleri, bizlerin de çok iyi bildiği ölüm kampları belediye barınaklarına alarak ölümüne sebep olacak. Şuna inanıyorum ki Sayın Başkanım, sizleri yakinen tanımamdan dolayı buna müsaade etmeyeceğinize ben kalben inanıyorum. Eğer idari yaptırım olmadığı, belediyelerin ceza kapsamına alınmadığı bir yasa katliamları durdurmayacağı gibi artarak devam etmesinin yolunu açacaktır. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sorusu olan arkadaşınız. Başka bir sorun yapacak mısınız? Pardon Sayın Başkanım. Pardon. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Mobil araçlar ile kısırlaştırma faaliyetleri yasaklanmalıdır. Çünkü tıbbi bilime, ahlaka da tamamen aykırı olan bu yöntem hayvanların katliam şekline, ölümlerine ve daha da vahimi belediyelerin senede bir kez araç getirip yasanın gereğini yapıyor görünmesine sebep olmaktadır. Van Çaldıran'da bir firma onlarca hayvanı katletti. Kısırlaştırmaya değil gitti. Kars Arpaçay'da hayvanı aldı. 3 gün bekletti. Çünkü izni yoktu. Kars Veteriner Hekimler Odası'ndan izin alamadığı için getirmiş olduğu veterineri 3 gün bekletti. Kars valimiz sağ olsun müdahale etti. Durduruldu. Yoksa orada da aynı sorunlar yaşanacaktı. Tabii ki bunda katkı. Bir veteriner hekim faaliyette bulunduğu ilin odasına bağlı değilse yönetmeliğe ve kanuna aykırı hareket etmiş olur. Bahsi geçen şirket özel şirkettir. Belediyelerde mobil kısırlaştırma adı altında popülasyonu ahlaksızca dengelemeye çalışır. Van Çaldıran'da da videosu var. Varsa yanımızda gösterelim. Köpekleri uçurumdan aşağı atarken plakasıyla beraber belirlendi. Suç duyurusu yapıldı.
Hiçbir şey çıkmadı ve aynı şirkette devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam Mersin Veteriner Hekimler Odası Birliği ihtar gönderdi. Aynı şirket. Ama aynı şirket devam ediyor. Şu an Arpaçay'da. O şirketin ismini de biliyoruz. Evet. Şu an Arpaçay'da faaliyetine devam ediyor. Aynı şirket. Pet shoplarda satışın yasaklanması, üretimin kontrol edilmedikçe çözüm değil. Pet shopta satışı yasaklayacağız. Lakin üzerinde çalıştığı resmen söylense de pet shoplarda satışın yasaklanması, görebildiğimiz ve beyanatlardan anladığımız kadarıyla bakanlığın hazırladığı bu tasarıda bir de pet shop kandırmacası var. Çünkü pet shoplarda kedi köpek satışı yasak diyor, fakat zaten şu anda hepsi ruhsatsız çalışan zindan gibi dehlizlerde köpek ve kedileri ölümüne üreten, hepsi ulaşılmaz uzak yerlerde kurulmuş olan kanlı üretim çiftlikleri ile ilgili hiçbir düzenleme bu tasarıda yok maalesef. İnternet üzerinden satış ve üretim kontrol edilmeli. Çünkü her türlü üretim, satış, dövüş ilanları on binlerce yer alırken bu tasarıda buna karşı bir önlem yok. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Şimdi tabii biz komisyon